الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Efendim, biz galiba bildiğim kadarıyla 28. ayeti yapmıştık. 39'a kadar yaptık. Yaptık. Öyle değil mi? Tabii. 28 yaptık. 29'da mı gelmiştik? 29'da mı kaldık? Öyle olmuş. Ben hatırlıyorum. 26. Evet. O zaman ben yukarıdan alarak bir mana verelim azıcık. Ondan sonra dersimize devam ederiz. Yüce Allah buyuruyor ki: "Yevme o gün, yani mahşerde öldükten sonra dirildiğimiz gün, o gün yetedekkerul insanu, insanoğlu hatırlayacak ma sa'a, neyin peşine koştuğunu, neyin uğruna, kimin davası uğruna koştuğunu orada hatırlayacak. Emeğini nereye tükettiğini, neyin uğruna tükettiğini demiştik. Yalnız oradan bir ayete gitmemiz lazımdı. Gitmedik. Tam da oraya açtım. Bak, açtım hemen burada. Aha. Şimdi burada ve yevme nahşuruhum cemi'a, mahşerde onların hepsini toplayacağız. Sümme nekulu, sonra diyeceğiz lillezine eşreku, bana şirk koşanlara, Allah'a eş koşanlara, müşriklere yani, diyeceğiz eyne şurakâukum, sizin bana eş koştuklarınız nerede? Nerede o eşleriniz? Ellezine kuntum tezumun, davasını güttüğünüz o sahte tanrılar nerede soracağım? Bak, 25 olmasın, 23, 22, 22. Enam 22. Şimdi bu ayette kuntum tezumun kavramı bu ayette beraber bir araya getirirsek, insan neyin uğruna koştuğunu, kimin uğruna çalıştığını ve hangi ideolojilerin peşine koştuğunu, ömrünü nerede tükettiğini, enerjisini, emeğini soracağım. Burada da hatırlayacak, burada da o davasını güttüğünüz adamlar, tanrılar ne? Soracağım. Demek ki bu dünyada Müslüman alimi bu ayetleri bilmediği için, küntüm tezumunu bilmediği için, ma sa'ayı bilmediği için, bu İslam alemi ya bir mezhebin peşine, ya bir tarikatın peşine, ya bir şeyhin peşine, ya bilmem kimin peşine gidiyor. Allah'ın peşine giden yok. Yani hatırlayacaksın, benim uğruma mı tükettin ömrünü? Neyin uğruna? İyilerin, güzelliğin uğruna mı? Hakkın, doğrunun peşine mi koştun? Yoksa hurafelerin peşine mi koştun? Efendim, cahil adamların peşine mi koştun? Onu hatırlayacak. Buradan onun için başladım. Ve bu rüzetil cehimu limen yara, gören için cehennem ortaya çıkacaktır. Onu geçen hafta anlatmıştık. Diğer ayetlerde de anlatmıştık. Şimdi فَاَمَّا مَنْ تَغَى, azgın adama gelince, azgın, sınır tanımayan, anlatmıştık, hayvan gibi sınır tanımaz. Hayvan sınır bilmez. Ha, bazı insanlar da sınır tanımazlar.
zulmederler, ötekine, berikine sataşırlar. Efendim, bu adam ve âthiral hayâted dünya, dünya hayatını tercih eder. İsar, tercih etmek anlamına geliyor. Yani iki şeyden birini tercih ediyorsun. Bu azgın adam ahireti takmaz. Dünya hayatını tercih eder. Zanneder ki yaşam, hayat sadece bu hayattır. Bunun dışında bir hayat yoktur. Sorgulanma yoktur mahşerde. Mahşer diye bir hayat yoktur zaten. Öldükten sonra dirilme diye bir hayat yoktur zaten. Onun için dünya hayatını tercih eder. Şimdi bu tercih eder kelimesi bizim için çok önemlidir. Ne o? Ne açıdan? Allah insana tercih özgürlüğü vermiş. Bak, dünya gelsin baksın. Yani dünya eğer özgür olmasaydı bu adam dünya hayatını tercih edebilir mi? Allah ona ahireti tercih ettirir. Eğer özgürlük vermeseydi ona, zoraki kullansaydı Allah-u Teala, ahireti tercih ettirir bize. وَلَوْشَا رَبُّكَ لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيَةً Eğer Rabbin dileseydi onları iman ettirirdi, tümünü iman ettirdi. Demek ki Allah bizi özgür bırakıyor kulunu. Tercih et bakalım ahireti mi, dünyayı mı? Ama Kur'an-ı Kerim'de dünya ile ahiretin tercihi meselesini ele alıyor. Burada olduğu gibi başka ayetler ele alıyor. Dünyayı tercih edersen ne olacak, ahireti tercih edersen ne olacak bunları anlatıyor. Tercihiniz ahiretten yana olacak. Ama dünyayı da unutmayacaksınız. Dünyayı da çalışacaksınız. Dünyayı da ihya edeceksiniz. Nihayet ahireti bu dünyadan kazanacaksın da gideceksin. Dolayısıyla bu isar kelimesi çok önemli bir konu. فَاِنَّ الْجَعِيمَ هِيَ الْمَأْوَى İşte dünya hayatını tercih eden o azgın adam, onun gideceği yer cehennemdir. O bu tercihiyle cehennemi tercih etmiştir. Eğer tercihinde özgür olmasa insan, Allah-u Teala onu niye cehenneme atsın ki? Dolayısıyla فَاِنَّ الْجَعِيمَ Elbette ki cehennem هِيَ الْمَأْوَى onun gideceği yerdir. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى İşte burada geldi şimdi iyi olana. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin makamından korkana gelince, yani insan Rabbinin makamından korkması lazım. Çekinmesi lazım. Ve korkup da venehen nefse anil heva, nefsini kötülükten, hevadan nehyeden, nefsini hevadan, kötü arzulardan, yanlış davranıştan alıkoyan adam. Bu adama gelince bunu da anlatayım size. Şimdi burada fe innel cennete hiyel me'ba onun gideceği yer de cennettir diyor. Şimdi biz bu ayeti, bir önceki ayeti, yani Rabbinin makamından korkma, bir taraftan burada cenneti getiriyor. Nefsini hevasından, yani olay şu. Size devleti idare eden bir emir veriyor. Bir de senin küçük bir amirin var. Küçük. Hangisini dinlersin? O küçük amir, o büyük amirin dediğinin zıttına bir emir veriyor sana.
Sen şimdi kimi dinleyeceksin? O küçük amiri mi dinleyeceksin? Büyük amiri mi dinleyeceksin? Büyük amiri. İşte bu. Diyor ki, Rabbinin makamından korku. Nefsini, nefis de küçük amir. Senin içinde bir sahtekar. İçinde. Aha, bir terörist. Senin içinde terörist var. Nefis senin terörist. Şimdi o da bir emir veriyor sana. O da emrediyor. İnnen nefse le emmâratun bissûi. Ama kötüyü emrediyor. 53. ayet olması lazım Yusuf suresinin okuduğum ayet. Mutlaka nefis kötüyü emreder. Emmâre nefis kötüyü emreder. Bitti. E şimdi o nefis bir emir veriyor sana. Bir de Allah emir veriyor sana. Ama nefsin o Allah'ın verdiği emre hiç uymuyor. Hangisini yapacaksın? Allah'ın verdiğini yapacaksın. Küçük amiri dinlemeyeceksin. Hah, işte öyle cennetin yolunu bulursun sen diyor. Bak anladın mı? Ve nehen nefse anil heva bu. Nefis sana emir veriyor. Diyorsun ki nefse şöyle dur. Çok fazla konuşuyorsun. Büyük amir veriyor emri. Ben onun dediğini yapacağım. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Diyebiliyor musun? Ah! İşte burada cennet var. Ha bu eylemde cennet var diyor. Fe innel cennete hiyel mahva. Onun gideceği yer cennettir. Çok ilginç bir şey. Arkadaşlar, bu Rabbinin makamından korkma olayı aynı zamanda bu dünyayı da cennete çeviriyor. Nerede? Gidelim İbrahim suresine. İbrahim suresine bak ne diyecek şimdi. Çok ilginçtir yani. İşte bunları hatırlayacaksın. Yani orada nasıl değerlendiriyor makamı, Allah'ın makamından çekinmeyi nasıl değerlendiriyor Yüce Rabbim diye. Hemen hatırlayacaksın ve hemen gelip bulacağız onu. Aha. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ O zalimlerden sonra sizi yeryüzünde iktidara getirdik. Vah. İktidara getirdik. Devleti elde ediyorsun. Devlet. Zalike bu durum, bu iktidara getiriş لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيْ Benim makamından korkana ve benim vaadimden korkanadır diyor Allah. Vay be. Anlıyor musunuz? Yani Allah'ın makamından korkarak kendine çeki düzen veren adam bu dünyada. Rabbim beni görüyor. Ben bu pisliği yapamam. Bu zulmü yapamam. Bu adaletsizliği yapamam. Bu hukuku çiğneyemem. Bu hırsızlığı yapamam. Bu yetim hakkına dokunamam. Diyorsan o zaman seni iktidara getireceğim diyor Allah. Şu hale bak ya. Demek ki siyasi erk, devlet İnsanın maneviyatı üzerine kuruluyor. Bak, burada bunu söyledi ha. Rahman suresinde ise başka bir şey diyor. Orada açıklamıyor, bunun gibi açıklamıyor ama orada da bir şey söylüyor. وَلِمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا Ya rahmetli anama efendim rahmet olsun. Amin. Şimdi diyor ki burada وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا Hay mübarek sayfa açılmıyor. Şimdi
Veli men hafa buraya gözüm görmüyorum. Okuyorum onu ezber ama gözüm görmüyorum da ne bileyim ben. Veli men hafe makame rabbihi. Rabbinin makamından korkan için vardır. Ne? Cennetten iki cennet vardır. Şimdi bu ayetle o ayeti İbrahim'dekini ve buradakini de alalım, bir araya getirelim. Ne diyor bize bu üç tane ayet şimdi? Ders veriyor bize şimdi. Diyor ki, şimdi bu diyor ki, iki cennet var. Benim makamımdan korkan, kendine çeki düzen veren, nefsini nehyeden engelleyen adama iki cennet var. Soru soruyorum. Cennet cennet de iki tanesi nasıl oluyor yani? İkincisi nasıl oluyor? Ya Rabbi! Diye bir soru soracak. Bu iki cennet nedir? Diye. Öyle değil mi? Siz sormanız lazım bana ama soramıyorsunuz. Ben söylüyorum. Ben soruyorum. Soruyu sorduk. Burada tek cennet dedin ya Rabbi. Burada iki tane cennet dedin. Bu nasıl oluyor? Efendim, İbrahim suresi bunu çözüyor. Nasıl? Benim makamımdan korkanı iktidara getireceğim. İşte bu dünyada devlet kuran bu dünyayı cennet haline getirmiştir. Allah sana bu dünyada cenneti verdi, devlet kurdun, hükümran oldun. Siyasi erkeği eline aldın, bağımsız oldun, bayrağın var. Aha bu dünya cennet oldu. Ahirette de bu ayette demişim onu, cennete gideceksin. O da oldu, ikinci cennet işte. Onun için Rahman suresindeki iki tane cenneti anlattık, bu kadar basit. Ama bu üç tane ayeti bir araya getirerek işi hallettik yani. Şimdi bu ayeti azıcık biraz daha duralım. Şimdi ve burada diyor ki وَاَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin makamından korkan dediği bunu yaşayan Müslümanlar inan ne jandarmaya ihtiyacı var ne polise. Ahlakın temelidir. Rabbinin makamından çekinen her yerde Rabbinin makamının huzurunda olduğunu bilen ve buna inanan. Yapabilir misin sen ahlaksızlık? Biz kendimizi her an Allah'ın huzurunda görmüyoruz ki. Bizim imanımızda zaaf var. Problem var. Adam her çeşit sahtekarlığı yapıyor. Böyle de Müslüman. Ona göre Allah burada yok ki. Burada istediğini yaparım ben diyor ya. Tabii Allah ne işi var buraya? Olacak işte. Ve böylece şu anlayışla ne kadar, kaç tane ayete ters düşüyor biliyor musunuz? Bu adam, bu zihniyetten adam. O zannediyor ki Allah'ın makamı bir yerde de oraya gidecek. O burada yok şimdi, o makam burada yok. Ya o makam her yerde. Allah her yerde, mekandan münezzehtir. Her an Allah'ın makamının huzurundasın, bu pislikleri yapamazsın sen. Yahu kardeşim, hanımından kaçırıyor ama Allah'tan kaçırmıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu korku dediğimiz olay, korku psikolojisi dediğimiz olay hem bizim ahlakımızın temelidir, hem dinin temelidir. Hem de cennetin temelidir. İman bunun üzerine oturuyor. Ahlak bunun üzerine oturuyor.
yemennekum bi şeyin minel havf diyor. Elbette ki sizi korkuyla imtihan ettim, ediyorum, edeceğim. 155 Bakara. Ya. Şimdi onun için bunun üzerine durdum. Bir şey daha söyleyip geçelim. Nefis çok güçlü. Bizim psikolojik yapımızda en güçlü olan şey nefistir. Heva. Bunu yenemezsin. Bu iman olacak. Bu korku denen şey seninle beraber olursa iman. Yani imanla akıl buluşursa, gönülle akıl buluşursa ancak nefse galip gelebilirsin. Tek başına akıl yetmez. Tek başına efendim iman yetmez. Onun için nefsi engellemek, bizi etki altına alması, bizi kullanması, bizi yoldan çıkarmasını nefsi kolay değil bu iş. Onun için Allah vahiy gönderiyor, peygamber gönderiyor, eğitiyor, kendisi akıl veriyor bize bu nefis. Nefsin elinden kurtarmak için nefsin kulu oluyoruz, nefsimize tapıyoruz. İki ayette geçiyor bu. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ diyor işte. Gördün mü o hevasını, nefsini, Tanrı edineni? Tanrı ediniyor ya. İşte cennete o nefsi kontrol altına almadan gidilmiyor. Onun için diyor ki nefsini nehyeden, kötülüklerden alıkoyan, onu engelleyen فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْبَى Tamam. Anladınız bunu. Bayağı açıkladım size. Nerelere gittim getirdim size. Şimdi konuyu Yüce Allah biraz değiştiriyor azıcık. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَى Yukarıdan zaten kıyametten, öldükten sonra dirilmeden filan bahsetti, ahiretten falan, cennet, cehennem. Şimdi bu sefer peygamberimize en çok sorulan sorulardan biri, öldükten sonra dirilme, kıyametin kopması. Kıyamet ne zaman kopacak? Öldükten sonra dirilme var mı? Konuları peygamberimizi çok meşgul etmiş. Ve Allah da bu konuda bu soruları cevaplandırmak için bir sürü ayet göndermiş. Çok büyük problem. Allah'a insanlar Allah'a inanabiliyorlar. Yani müşrikler Allah'a inanıyordu peygamberimizin döneminde Mekke'de. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Sorsan onlara ya Muhammed. Gökleri ve yeri kim yarattı? Diyecekler ki Allah. Allah'ı biliyorlar yani. Müşrikler Allah'ı biliyor. Yani biz Allah'ı biliyoruz diye zannediyoruz ki yoldan çıkmayız. Öyle zannediyoruz. Şirke düşmeyiz diye zannediyoruz. Bak Allah anlatıyor. Allah biliyor. Beni biliyor diyor adam ama bana şirk koşuyor. Yoldan aşağı düşüyor. Şimdi bizim Müslümanlar öyle ha. Ben Allah'ı biliyorum ya. Tamam he, işi bitirdim ben burada. Her şeyi yaparım. Anladınız mı? Şimdi bu sorular Allah'tan problemleri yok. Yani Mekke müşriklerinin Allah'la problemi yok yani adam. Allah'ı biliyor, Allah'a inanıyor. Onun problemlerinden biri Hazreti Peygamber, biri Kur'an, biri de bu kıyamet. Kıyamet kopacak. Öldükten sonra dirilme var mı? Sorular bu konuda geliyor. Şimdi burada İşte o soruyu burada anlatıyor. Allah-u Teala gündeme getiriyor. Diyor ki yes'elûneke sana soruyorlar. Anissaati kıyamette saat dediği o saat. Kur'an'da saat kelimesi kıyamet anlamına gelir. Kıyametin kopuş anı. Eyyâne mursaha ne zaman demir atacak? Ne zaman gerçekleşecek? Mursaha geminin demir atması anlamına gelir. Hazreti Nuh'un gemisinin demir
Efendim ve kâler kebû fîhâ bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ. O geminin akışı da demir atışı da Allah'ın adıyladır. Mursa kelimesi demir atmak anlamına gelir. Ne zaman gerçekleşecek yani diye soruyorlar peygamberimize. Fakat çok ilginçtir arkadaşlar. Kur'an'da Allah çok önemli bir metot bize öğretiyor. Sorulan soru mutlaka cevaplandırılmalı. Bak Allah o müşriklerin, o kafirlerin sorduğu sorulara cevap veriyor. Cevap vermemezlik olmaz. Soru cevaplanacak efendim. Biz hocayız. Ben bunu cevaplandırıyorum. Yüzlerce, binlerce telefon geliyor bana. Soru, vatandaş soru soruyor ama yani biz insan olduğumuz için bazen yoruluyoruz. Bazen cevaplandıramıyoruz. Halbuki Allah'ın ahlakı sünnetullah neymiş? Soru cevaplanacak. Kim sordu? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Cevap alacak. Cevabı verilecek. Bu demektir. Onun için buradan bir pedagoji kanunu çıkıyor. Pedagoji. Yani eğitim kanunu. Ne demek? Çocukların soruları mutlaka cevaplandırılacak. Eğitim kanunu. Bak! Bak nasıl koymuş 1400 sene evvel. Bak koymuş. Ama bunu anlayacaksın da eğitime kanun çıkaracaksın burada yani. Evet. Şimdi eyyâne mursâ ne zaman atılacak? Allah-u Teala'nın peygamberimize seslenişi bak iyi dinleyin. Fîme ente min zikrâ. Sen onu nereden bileceksin ya Muhammed? Bu sorulan soruya sen cevap veremezsin ki. Nereden vereceksin bu cevabı? Senin bunda ilmin yok ki. Ama bizim hocalar kıyametin alameti diye kitap yazıyorlar. Kargalar ya. Karga ya. Ulan bu insanları mahkum, perişan ettiler bunları ya bu halkı. Ya peygamberimiz de diyor ki ya Muhammed sen nerede bileceksin ki bunu? Ha? Kıyametin ne zaman kopacağını sen nereden bilebilirsin ki? İlâ rabbike muntehâ. Onun ilmi Allah'a aittir. Rabbine aittir. Onu ben bilirim. Sen nereden bileceksin ya Muhammed? Sakın cevap vermeye kalkma buraya. Bu sorulara. Anlıyor musunuz? Adam efendim şimdi söylüyor. Kıyametin alametlerinden biri bina çoğalacak, zina çoğalacak. Kıyametin alametlerinden biri efendim güneş batıdan doğacak. Doğudan batacak efendim. Kıyametin alametleri. Ya kardeşim sen nereden biliyorsun bunu ya? Hazreti Muhammed bilemiyor sen biliyorsun. Bu nasıl? Nerede yazıyor bunu ya? Bir yerden alacaksın, Kur'an'dan alacaksın bunu. Kıyameti kim koparacak? Allah. O demese lazım onu da kardeşim. O. Sen bunu söyleyemezsin. Ama o ne demiş 15. ayetinde Taha suresinin? Ve enne saate atiyetun la raybe fiha. İnne saate atiyet neredeyse kendinden gizleyecektin diyor kıyametin kopuşunu. Şimdi bunu diyen Allah sen nasıl biliyorsun onu? Bak. Şimdi inne saate atiyetun kıyamet gelecek ekâdu uhfîhâ neredeyse onu kendimden gizleyecektim. Niye ya Rabbi kendinden gizleyecektin kıyametin bilgisini? Kopuşunu. Niçin? Litüzzâ küllü nefsin bimâ tes'a. İnsanoğlunun uğruna ter akıttığı, koştuğu, çalıştığı şeyin
karşılığını görmek için böyle yapıyorum ben bunu. Bunun için gizliyorum ben. Kendimden bile. Şu ayete bak. Şu ayetin bulunduğu Kur'an'a inanan hocanın dediğine bak. Hoca moca değil canım, film ya, artist ya. Tiyatro oynuyor ya. Bu dini havaya alıyor ya. Allah diyor ki, ben neredeyse kendimden gizleyeceğim onu. Bu adam diyor ki alametleri şudur. Hatta dahası var. Geçenlerde doldu, çok eskiden doldu. İngiltere'ye gittim, ilk defa imam olarak gittim. Yani şey, bir Ramazanlığına hem vaaz edeceğim hem teravih kıldıracağım. Oradaki Türklere dediler bana ki falanca söylüyor, kıyamet kopacak yakında. Sonra o hocayla buluştuk. Bir araya geldik. Dedim hoca sen böyle söylemişsin bu vatandaşlara. Bu vatandaşlar rahatsız. Sonra anladım bu laftan neyi kastettiğini. O bayağı kıyameti kastetmemiş. Ne biliyor musun? Meğer o adam hem hoca kılığında hem şeyh kılığında hem İngiltere ajanı. 1980-12 Eylül 80 ihtilali kıyamet kopacağı dediği oydu. Yani ben 1980'de gittim. Ağustos ayındaydı Ramazan. Eylül'de de ihtilal oldu. Ben geldim buraya, arkadan ihtilal oldu. Meğer onu diyormuş kıyamet kopacak. Vatandaş da anlıyor, benim bayağı kıyamete anlıyor. Demiyor onlar öyle. Ajan adam. Şimdi söylesem size şaşırırız. Kim olduğunu söylesem şaşırırsınız. Biz zaten kendi insanımızda ihanete uğradık ya. Uğruyoruz ya. Şimdi Peygamberimiz Allah-u Teala diyor ki onu neredeyse ben kendimden gizleyeceğim o bilgiyi. Sen onu nereden bileceksin? فِيمَا اَنْتَنِي ذِكْرَى. Şimdi aynı soru 187, Araf'ta 187'de de soruluyor Peygamberimize. Orada da bir cevap veriyor Peygamberimize. Şöyle diyeceksin diyor. Onlara şöyle de ya Muhammed sen onu halledemezsin yani bunu. Bu mümkün değil. Şimdi diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Aynen buradaki gibi. Sana kıyameti ne zaman demir atacağını soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. De ki onun bilgisi Rabbimin katındadır. Bak demiyor ona ki falan olaylar olursa kıyametin alametidir işte oldu. Kopacak falan demiyorum. De ki onun bilgisi Rabbimin katındadır. La yücelliha li ivaktiha illa hu. Onun vaktini ancak o bilir. Sadece ve sadece o bilir. Sekulet fis semavati vel ard. O kıyametin bilgisi göklere ve yere ağır gelir. Dayanamaz. Gökler ve yer dayanamaz de onlara ya Muhammed. La te'tikum illa bevte. O kıyamet size ansızın gelecek. Bevte ansızın. Ya Allah diyor ansızın gelecek. Bu adam alametleri sayıyor ya. Ya bırakın Allah aşkına be. Bu ne vicdansızlık ya. Bak ne diyor? La te'tikum illa baht. İstisna cümlesi kullandı. Ramazan Bey bunu anlar. Niye istisna cümlesi kullanır Allah Kur'an'da? Vurgu yapmak için. Elbette ve elbette ansızın gelecek o demektir.
ke sana soruyorlar ya Muhammed ke enneke hafiyyun anda. Sanki sen onu biliyorsun. Sanki onun alametlerini biliyorsun da sana soruyorlar bunu. Kul innema ilmuha indallah. Tekrar de ki onun bilgisi Allah katındadır. Bir daha. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Lakin insanların çoğu bunu bilmiyor, çoğu buna inanmıyor. Şimdi anladınız mı? Hani dinliyorsunuz, kitaplar çıkmış, CD'ler çıkmış, kıyametin alametleri diye CD'ler, kitaplar yazılmış. Bakın, bakın Kur'an ne diyor, onlar ne yapıyor? Hazreti Muhammed'e bildirmiyor. Böyle bir bildirme yok. Bu bilgiyi vermiyor Hazreti Peygamber'e. Ansızın size gelecek diyor. Ama bizimkiler alametlerinden bahsediyor. Şimdi korkunç bir şeyi anladınız mı? Yani bu dini nasıl tahrip ettiklerini. Bu iman esaslarından bir tanesi nedir? Ahirete imandır. Bu ahirete imanı nasıl tahrip ettiklerini, Allah'ın neredeyse kendisinden gizleyeceği bilgiyi nasıl alametleriyle sizlere anlatıyorlar ya? Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu adamlar ahirete inanmıyor. Bunlar sorgulanmayacak mı? Bu fetvalarıyla bunlar sorgulanmayacaklar mı zannediyorlar? Yani ahiret gerçekleşmeyecek. Bunlar ahirete iman etmiyorlar mı? Aynı soruyu bir daha soruyor. Nerede? Ahzab suresinin son sayfasında. Yine peygamberimize soruyorlar. Yani orada efendim. Aha. Yes'elûneke يَسْأَلُكَنْ نَاسُ عَنِ السَّاعَةِ İnsanlar sana kıyameti soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ De ki onun bilgisi Allah katındadır. وَمَا يُدْرِيكَ Sana bildiren ne? Sen nereden bileceksin? لَعَلَّ السَّاعَةِ Umulur ki kıyamet تَكُونُ غَرِبًا Hemen şimdi olabilir, hemen yakında gelebilir. Bilemezsin ki sen ya Muhammed. Nerede bileceksin? Şimdi arkadaşlar bu konuyu gördünüz, nerelere gittik, nerelerden çıktık ama tabii bütün ayetler bu değildir. Bunun anlamına gelmez. Ama Allah-u Teala bu konuyu bu kadar detaylı bir şekilde ve kendini de ortaya koyarak, Hazreti Muhammed'i de ortaya koyarak bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldı. Çünkü büyük bir problem bu. İnsanlar kıyametin kopacağından şüphede. Kimi inkar ediyor, kimi şüphe ediyor. İşte biz o şüphe edenler içine giriyoruz. Bu adamlar. Şimdi diyor ki Hac suresinin 5. ayetinde Ya eyyühen nasu, ey insanlar, in kuntum fi raybin minel ba's. Eğer siz öldükten sonra dirilme konusunda şüphede iseniz, gelin size bir ders vereyim. Allah yarım sayfa anlatıyor. Yani öldükten sonra dirilmeyi ispat etmek için yaratılıştan alıyor, topraktan yaratılışı alıyor, oradan anne karnında çocuğun geçirdiği safhaları ele alıyor, oradan doğduktan sonra geçirdiğimiz çocukluk, gençlik ve yaşlılık çağını ve erzeli ömür dediğimiz, çok aşırı ihtiyarlık dediğimiz çağları ele alıyor, oradan yağmuru indirip toprağın nasıl efendim canlandığını ele alıyor bu ayette. Ve böylece tabiat olaylarıyla öldükten sonra dirilmeyi ispat ediyor. Allah. Yani tabiat olayları insanın bizzat kendisinin nereden geldiğini,
nasıl yaratılıp anne karnında geçirdiği safhaları anlatıyor. İşte aynı şekilde seni yoktan yaratan Allah diyor, öldükten sonra seni yaratacağım. Niye korkuyorsun ya? Niye şüphe ediyorsun? Hangi şüpheden bunda? Ne şüphesi? Şüphe olur mu bundan ya? Kimileri inkar ediyor, kimileri şüphe ediyor. Ama muhteşem bir ders veriyor orada. Birçok yerde var mı o? Aha, burada da şimdi anlatacak. Biz bu şeyi bitirince Nebe suresine geleceğiz. Burada da aynen öyle anlatacak. Kıyameti anlatacak burada. Tabiat olaylarıyla anlatacak. Yani Allah şöyle söylüyor. Bakın, şimdi bizim eski medreseden gelen bir yanlış var. Büyük bir yanlış. Ne bu? İlmi, ilimleri birbirinden ayırmak. Bu Hristiyan aleminde olan bir şeydir. Bize intikal etti. Yani ne demek? Dini ilimler, dini olmayan ilimler. Bunu Çay TV'de bir akşam tartıştık bir profesörle. Öyle şey yok dedim beyefendi. Yok öyle şey. Kemiklerini kırdı. Şimdi burayı anlatacak değil. Ama olay şu. Dini olmayan, la dini dediğin ilimler nelerdir? Ha? Fizik, kimya, biyoloji, astronomi. Öyle mi? Dini ilimler nedir? İşte Arapçayı okursun, Kur'an-ı Kerim'i okursun, tefsir işte, kelam falan. Ulan o tabiatı kim yarattı? Allah. Onu incelemek din dışı bir ilim olabilir mi? La dini olabilir mi? Bunu Allah gönderdi, onu da Allah yarattı kardeşim. Fizikçi de, kimyacı da, astronot da hepsi Allah'ın ayetlerini inceliyor. Kardeşim, kardeşim. İslam alemi bundan kaybetti zaten. İlahiyat fakültesi programına bak. Ne biyoloji var, ne fizik var, ne kimya var, ne astronomi var, ne bir şey var. Efendim oldu medrese, döndük medreseye. Efendim onlar din dışıydı. Onlar la dini. Efendim bunlar dini. Şunu düşünebiliyor musun? Şu İslam alemi geri kalmaz mı? Ya Allah-u Teala burada bütün tabiat kanunlarından bahsediyor burada ya. H2O'dan bahsediyor. Kainatın nasıl yaratıldığından bahsediyor. Uzaydan bahsediyor. Gökten bahsediyor. Yerel bilimlerden bahsediyor. Sen bunu nasıl la dini dersin kardeşim? Anlıyor musunuz? Bu bir cinayettir. Bu bir cinayettir. Efendim, şimdi benim oğlum beyin cerrahı. Ne yapıyor? Beyni inceliyor, ameliyat ediyor. Kanser oldu mu kesip alıyor. Beyin hakkında bir malumatı var. Ha? Peki onun incelediği o beyni kim yarattı? Allah. Peki onu incelemek nasıl ayet olmaz ya? Sen ne diyorsun sen? Nasıl la dini olur ya? Ya bir şey de bağırdan Ramazan. İslam aleminin nasıl kaybettiğini görün. Bak tomografisini çekiyorum size, tomografisini. Adamlar tabiat bilimlerini medresenin dışına ittiler. Hatta bir elçimiz gitti Fransa'da fizik öğrendi. Geldi medresede dedi ki cansız, havasız yerde canlı yaşamaz dedi. Deneyini yapalım dedi. Bir türbün içine kuşu koydu, havayı boşalttı, kuş öldü. Aha sen Allah'ın verdiği canı aldın, adamı linç ediyorlardı ya. Demek ki
çok büyük bir yanlışımız var bizim. Bu İslam alemini geri bırakan, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ibadet yapıyor da laboratuvarında tabiatı inceleyen insan ibadet yapmıyor mu? Ha? O nedir o? O da Allah'ın ayetini inceliyor. Ya sineği inceliyor, mikrobu inceliyor. O mikrop Allah'ın yarattığı bir varlık. Ha? Olacak iş mi bu ya? İşte İslam alemi neden üstünlüğünü kaybetti de böyle sürünüyoruz? Kanlar içerisinde boğuluyoruz. İslam aleminin her tarafı kan kokuyor. İşte anlayın bunu. El alem aldı gitti uzaya. Oh yaralarım. Oy benim yaralarım. Şimdi dönelim bu gene bu kıyametle ilgili soruya döndük. Diyor ki Allah-u Teala peygamberimize, sen onu nereden bileceksin? Sen o konuda araştırma falan yapmaya kalk. Onun ilmi bana ait. Ama sana bir görev düşüyor. O görevi söyleyeyim sana. Görevini bil. İnnemâ ente mûziru men yakşâ. Senin görevin bu. O kıyametin bütün bilgisi bana aittir. Sen orada çabalama. Senin alanına girmez. Onu ben neredeyse kendimden gizleyeceğim. Sana vermem o bilgiyi. Onlara da vermem. Onu soranlara da vermem. Ama sana bir iş düşüyor. Ne? İnnemâ ente, elbette sen ya Muhammed, nunziru, uyaransın, uyarıcısın. Men yakşâ, o kıyametten korkanı uyaransın. Onu ondan korkanı uyaracaksın sen, korkanı. O kıyametten, o mahşerden korkmayan adamı uyaramazsın. Ama sen o kıyametten, o kopacak kıyametten korkanı uyaracaksın. Senin görevin o. Senin görevin uyarmaktır. Ya Muhammed, sen şimdi tutup da ben sana ot anlatıp da kıyamet falan tarihte kopacak, alametleri şunlardır efendim, tarihi şudur efendim. Ben bunları sana anlatmam. Bu mümkün değil. Bu gayb alemidir. Bu bana düşer. Bana aittir bu. Ama sen uyaransın. Bitti. Görevin o. Fakat çok ilginç. Men yakşa, korkan, saygı duyan. Hatırlar mısınız geçen hafta değil bir hafta evvelkinde ne demiştim ben size? İki kulak, iki kulak. Peygamberimizin uyarılarını, müjdesini filan duyacak iki kulak. Ne o? Saygı kulağı, akıl kulağı. Anladınız mı? İki kulak. İşte burada demiş, kulağın birini demiş, saygı duyan, korkan. Bir kulak, bir de akıl kulağı. Akıl kulağı olmadığı yerde bir şey duymazsın yani, mümkün değil. Deli. Deliye ne anlatırsan anlar. Bir şey anlamaz. Muhteşem. Yani o haşyet dediğimiz korku veya endişe veya saygı. Haşyet kelimesi birincil manası saygıdır, ikincil manası korkudur. Ke ennehum yevme yeravneha lem yelbetu illa aşiyyeten evluhaha. Ke ennehum, sanki onlar yevme o gün yeravneha, o kıyameti görünce veya o dirilişi, öldükten sonra dirilmeyi, lem yelbesu, kalmamışlar illa aşiyyeten, ancak bir akşam vakti, evluhaha, yahut bir sabah vakti kalmış gibi olacaklar. Yani o
kıyamet koptuğu zaman sanki bu dünyada onlara bir akşam vakti veya bir sabah vakti kalmış gibi gelecek onlara diyor Allah-u Teala. Yani o zamanki zaman kavramının ne kadar izafi olduğunu, relatif olduğunu efendim anlatmaya çalışıyor. O zaman diyeceksin ki diyor, ya ben ne kadar kaldım buraya ya? Mesela Bakara suresinde adamı öldürdüm dedi Allah-u Teala, dirildi, eşeğini gördü. Sen ne kadar kaldın? Bir ikindi vakti zannetti. Bir ikindi vakti, 100 sene kaldı diyor. 100 sene. Demek ki zaman kavramı, bizim indimizde zaman kavramı işte 24 saat efendimdir bir gün. Bizim 1000 senemiz Allah katında bir gündür. Bunu söylüyor. Nerede? 4. ayetimi, 5. ayetimi Secde suresinde söylüyor. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّ اَلْفَ سَنَةٍ 1000 sene مِمَّا تَعُدُّ sizin saydığınız 1000 sene benim indimde bir gündür diyor Allah-u Teala. Yani meseleyi yakaladınız. Zaman kavramı, Allah katında olan zamanla bizim saydığımız zaman kavramı, güneş sistemine bağlı olan zaman kavramı farklı diyor. 4 mü 5 mi diye buraya geliyorum ha. 4 mü 5 mi? 5. 5. Diyor ki burada Allah, kainatın düzenini 1000 senede bir değiştiriyor. 1000 senede. Bak. 1000 sene. O 1000 sene ki benim katımda bir gündür diyor Allah. Sizin katınızda 1000. Efendim biz Nazat suresini bitirdik. 3 vaaz yaptık. 3 haftada Nazat suresini bitirdik. Şimdi önümüzdeki cuma inşallah Nebe suresine başlayacağız. Nebe suresinden devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Efendim bugün gördünüz bu kıyamet kopuşunu meselesini konuştuk. Allah'ın makamından korkmanın ve nefsi disipline etmenin getirisinin ne olduğu. İbrahim suresinde muhteşem وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ Sizi yeryüzüne yerleştireceğim, iktidara geçireceğim, size devlet kurduracağım, benim makamımdan korkan için, vaadimden, tehdidimden korkan için onları iktidara getireceğim. Öteki tarafta Rahman suresinde 2 cennet vereceğim ona diyor. O 2 cennetin birisi bu dünyada, birisi de ahirette olacağını söyledik. Burada geçtiği için efendim Nazat suresini söyledik. Efendim tabii bütün çabamız, bütün anlattığımız, her cuma söylediğimiz, televizyonda da aynı duayı yapıyorum. Efendim Kur'an'ı doğru anlamak, doğru anlamayı ve doğru anlatmayı ve doğru olarak hayata uyarlamayı Yüce Rabbim bize nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.